Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Değerli arkadaşlar, 4 Eylül 2022 Pazar günü soru çözüm derslerimizin 13.süyle ile birlikteyiz. Birinci denememizi bitirmiştik, 35 soruluk birinci denememizi. İkinci denememize geçmiştik, 55 soruluk. Onun da ilk 25 sorusunu çözdük. 26. sorudan devam edeceğiz. İhteri tekmilete sahihate. Doğru tamamlayıcıyı seç. Tekmile tamamlayıcıyı seç. Fil cümeli taliyeti. Gelen cümlelerde doğru tamamlayıcıyı seç. Şimdi bir, iki, üç tane cümle var burada. Birinci cümle. Ketebe til bintu ed derse. Kız dersinin yazdığı ve nokta nokta tekra el kıssate. Hikayeyi bir şey yapmadı gibi bir şey söyleyeceğiz. Tekra dediğine göre lemme lem hatta lemme len. Bunlardan hangisini eleyebilirim arkadaşlar? Yani bunlardan hangisi cezmedatı değil? Tekra demiş bak. Hangisini eleyebilirim buradan? Leni eleyebiliriz. Len. Çok güzel. Leni eleyebilirim. Başka? Hatta. Hatta eleyebilirim. O zaman şu üçü yani e, lemme ve lem Adana, Bursa, Denizli ihtimali devam ediyor. Peki. Şimdilik bura dursun. Diğer şıkka bakalım. Uridu nokta nokta istiyorum. Neyi istiyorum? Gitmeyi. Gitmeyi. İlel medraseti. Okula gitmeyi. Arkadaşlar fiil cümlesini ben nasıl mastarlaştırıyordum? Neyle mastarlaştırıyordum ben fiil cümlesini? En ile. En. ile çok güzel. Şimdi Adana, Bursa, Denizli vardı. Bir tanesinde en var. O zaman cevabım nedir arkadaşlar? Kesinlikle Adana'dır. O zaman birinciye ne yazacağım ben? Lemma yazacağım. İkinciye en yazacağım. Üçüncüye de otomatikmen hatta yazıp kontrol edeceğim. Üç tane cümlem var. Ketebetil bintu ed derse fiil, fail, mef'ul kız dersi yazdı. Ve lemme tekra el kıssate. Geçerken kesra ile geçiyorum. Tekra il kıssate. Ama, ama diye çevirebilirim burayı. Ama henüz hikayeyi okumadı. Yani dersini yazdı ama hikayeyi henüz okumadı. Uridu en ezhebe el medraseti. Uridu istiyorum neyi? En ezhebe gitmeyi el medraseti. Okula gitmek istiyorum. Len <laughs> akule yemeyeceğim. Atta'ame <laughs> yemek yemeyeceğim. Hatta yentehiye vacibi. Ödevim bitirinceye kadar. Ödevim bitinceye kadar. İnteha yentehi intihaen. Evet ödevim bitinceye kadar yemek yemeyeceğim. Geldik 27. sorumuz arkadaşlar. Havvil <laughs> dönüştür. Ma hattun. Altı çizili şeyi dönüştür. Neye? İla cem'il müzekkeri. Cem'i müzekkere dönüştür. Ve gayir ve değiştir. Ma yelzemu. Gerekli şeyi fil cümleti. Yani altı çiziliyi cem'i müzekkere dönüştür. Sadece bunu mu yapacaksın? Hayır. Bir de cümlede gerekli olan şeyleri değiştir diyor. Yani onunla irtibatlı olan şeyleri. Yebhatu yebahasu. Evet, bahasa yebahasu buhusen harfi nedir arkadaşlar bunun? Andır. Yani bir şeyi araştırmak, aramak. Yebahasul müdiru, müdür efendim araştırıyor, araştırıyor, arıyor. Muazzafil benki, banka memurunu arıyor. Ne için? Liyes elehu. Liyes elehu. Sabahki dersimizde bahsetmiştim. Arkadaşlar li normalde fiilin başına gelmezdi. ismin başına gelirdi. E burada fiilin başına gelmiş ve sonunu nasbetmiş. etmiş. Bu arada ne vardır? En Liden vardır. Sonra. Gizli bir en vardır. Li en yes elehu. Li en yes elehu. Şu lamın zaten hareketsini o yaptı. Normalde yes elu idi. Eni muzmara diyorduk. Yes elehu sormak için aradı, arıyor. Ne hakkında? Anin nukudil <laughs> mefkudeti. Mefkud kaybolmuş demek. Yani kaybolan paralar hakkında sormak için ya da baştan başlayalım. Müdür, virgül kaybolan paralar hakkında sormak için banka memurunu arıyor. Peki muazzafı ben ne yapacağım arkadaşlar? Muazzafı cemi müzekker yapacağım. O zaman ne diyelim buraya? Muazza ne diyeceğim. Muazza ne? Peki şimdi ama andan sonra gelmiş. Andan sonra gelirse Muazza Fune mi olur? Muazza Fine mi olur arkadaşlar? Hangisi? Muazza Çok güzel ama ben kelimesine muzaaf olmuş. O zaman ne diyeceğim? Muazzafi. Nunu düşüreceğiz. Nunu düşüreceğiz. Onu düşüreceğiz. Düşürdük. Peki soru da diyordu ki bir de gerekli olan cümledeki gerekli olan diğer şeyleri de değiştirin diyordu. Şimdi muvazzaf olduğu için li eselehu ona sormak için. Yani müdür ona sor ona kaybolan paralar hakkında sormak için. Şimdi muvazzafi yapınca bu yerine ne getireceğiz arkadaşlar? Evet. Tek kişiyken çoğul oldu bak. Yes elehum ele diyeceğiz. Hum. Yes elehum mu diyeceğiz? Hum diyeceğiz. Yes elehum. Evet dedik. O zaman hangi şık arkadaşlar bu? Bakıyoruz. Muazzafi ne demiş A'da? Nunu düşürmemiş. Muazzafa demiş, tesniye yapmış. Olmaz. C'ye bakıyoruz. Muazzafi ne demiş? Nunu düşürmemiş. Yani bir tane hata yeter bizim için. Muazzafat demiş, cemi müennes yapmış. O zaman cevabımız E. Yebahatul mudiru an muvazzafil banki. Evet, birinci değişikliğimiz buydu. Liyes elehum, ikinci değişikliğimiz de buydu arkadaşlar. Müdür, kaybolan paralar hakkında sormak için banka memurlarını arıyor. Geldik 28. sorumuza. Arkadaşlar ben böyle geçiyorum. Sorunuz varsa durdurun, tamam Hiç çekinmeyin. Ay yenili cümle telleti la yucedu fiha fi hesmu tasgirin. İçerisinde ismi tasgir olmayan cümleyi belirle. Demek ki beş şıkkın dördünde ne var? İsmi tasgir var. İsmi tasgir neydi? Küçültme iki. Peki, kataftu, ben kopardım. Züheyraten, züheyraten, bir küçük çiçek. Arkadaşlar, zehraten ne demekti zehraten? Çiçek. Züheyraten, onun ismi tasgiri. Fuail vezninde. Fuail. Küçücük bir çiçek. Minel hadikati. Ben bahçeden küçük bir çiçek kopardım. İsmi taskır var mı burada? Var. Bana olmayanı soruyor. B şıkkı dursun. Zehebet Sümeyra Sümeyra u İlel medreseti. Sümeyra medreseye gitti. Arkadaşlar Semra diye bir isim duyduk değil mi? Semra'nın ismi tasgiri ne? Sümeyra. Tamam Sümeyra. Semra'nın ismi tasgiri neymiş? Sümeyra. Burada da ismi tasgirimiz bu. Sümeyra okula gitti. La enamu. Uyumuyorum. Ubeyle. Ubeyle. Evet. Şuruk-i şemsi. Güneş doğmadan az önce az önce uyumuyorum. Güneş doğmadan az önce uyumuyorum. Bu hangi kelimenin ismi tasgiriydi? Bu beyle. Kablenin hocam. Çok güzel. Kablenin. Tabii. Evet. Teavvettu. Ben alıştım. Ala ile kullanılıyor. Teavvede. Yeteavvedu. Teavvudan ala. Alen nevmi. Uyumaya alıştım. Bu ayda. Bak bu kablenin ismi tasgiriydi. Bu neyin ismi tasgiri? Baden. Bu ayda salatil işai yatsı namazından hemen sonra uyumaya alıştım. Ne güzel. Zaten İslam'da da bunu emrediyor. Eğer ilmi bir çalışman yoksa yatsı namazını kıldın mı daha oturmayacaksın. Erken yatıp erken kalkacaksın. Dolayısıyla ismi tasvir olmayan şık hangisi? Bursa. Ama mana verelim. El mü'minu mü'min ba'idun anil lagvi Laghv boş söz demek, boş iş demek. Ve'l gıybeti gıybet demek. Yani birinin arkasından konuşmak. Peki o konuştuğumuz şey o insanda varsa gıybet olur. Yoksa zaten ne olur? İftira olur. Ve nemimeti. Nemime ne demek arkadaşlar? Bilen var mı? Mümin boş işten, gıybetten ve nemimeden uzaktır diyor. Nemime ne? Bilen var mı? Mesela Peygamberimiz buyuruyor ki La yudhilul cennete nemmamun diyor. Nemmam. Evet. Arkadaşlar nemmam iki kişi arasında laf getirip götüren kim, kimseye nemmam diyorlar. Nemmam. Yani birinden alıp birine getiriyor, birinden alıp diğerine götürüyor. Laf taşıyan kimseye nemmam deniyor. Yani dolayısıyla mümin lagivden, boş sözden, gıybetten, birinin arkasından konuşmaktan ve laf getirip götürmekten uzaktır. Yani uzak olması gerekir. Peki geldik 29. sorumuza. İnne. İnne ismini ne yapardı? Nas. İnne İstanbul'e. İstanbul lehe tarihun. İstanbul'un lehe vardır. Tarihun tarihi vardır. Buraya ben bir kelime getireceğim yani o tarihin ne olacak bu sıfat olacak tarihuna bu cips yönünden uyacak arkadaşlar bakıyorum kadim el kadim kadim kadime el kadime e şimdi elif lamlı olanları ne yaparım ben elerim e mühendis olanı da eledim o zaman ne kaldı elimde adanayla ceyhan kaldı arkadaşlar ama ben buraya direkt otomatik yazıyorum İstanbul'un eski bir tarihi vardır. Düşahidu. Evet. Nekra'dan sonra gelen her cümle neydi? Sıfat değil miydi? Kadimun tarihunun birinci sıfatı, yuşahidu ikinci sıfatı. Yuşahidul insanu. Ya da burayı ayrı bir cümle yapabiliriz. Yuşahidu görüyor, el insanu insan fiha. Orada. Yani orada dediği ney? İstanbul'da. Evet. Buraya da bir mevsuf getireceğiz. El kadime vel cedide. Eski ve yeni neyleri görür arkadaşlar? Eski ve yeni. Mebna demiş. Mebna olsaydı müzekker el kadime vel cedide demem lazımdı. Ama el kadimete vel cedidete dedi. O zaman ne diyeceğim? El mebaniye demem lazım. Çünkü gayri akil. Yani mebna bina, el mebaniye binalar. Gayri akil mevsufun sıfatı ne olurdu değerli arkadaşlar? Sıfatı ne olurdu? Müfret müennes olur. Müfret müennes. O zaman cevabım ney benim? Adana. Sonu da et tabi'iyye. Onu da getirip kontrol edeceğiz. Şimdi baştan alıyoruz. İnne İstanbul'e leha tarihun kadimun. İstanbul'un eski bir tarihi vardır. Üşahidul insanu. İnsan orada görür. Fiha orada görür. Ne görür? El mebaniyel kadimete ve'l cedidete. Eski ve yeni binaları görür. Cenben ila cenbin. Bak bu kalıp ifade. Cenben ila cenbin. Alanı yuvarlak içine. Ne demek? Yan yana demek. Yani insanlar İstanbul'da yan yana eski ve yeni binalar görür. Doğru. Ve fi nefsil vakti. Bu da kalıp ifade. Aynı zamanda demek. Ve fi nefsil vakti ne demekmiş? Aynı zamanda. Yumkinu en ebilir. Yumkinu en ebilmek kalıbı. Yumkinu en tetemette'a bi. Arkadaşlar temette'a yetemettu temettu bi keyfini çıkarmak demek zevk almak demek yani güzel hoşça vakit geçirmek demek aynı zamanda insan efendim ne diyelim yani tadını çıkarabilir neyin bir manaziri hel bi manaziri het tabiiyeti evet doğal manzaraların tadını çıkarabilir Manzarın çoğulu menazir. Menazir gayri akil olduğu için onun sıfatı da ne geldi arkadaşlar? Evet. Müfret müennes geldi. Dikkat ettiyseniz 3-4 tane kural üzerinde hep sorular dönüyor yani. Yani o 3-4 kuralı sağlam bilip sorunun üzerine tatbik ettiğimiz zaman bazen kelimeyi bilmesek bile doğru bakış açısıyla o soruyu çözme imkanımız oluyor değerli arkadaşlar. Geldik 30. soruya. İhteril emra. Emri seç. Minel masadirilleti beynel kavseyin. Parantez içindeki mastarlardan emri seç. Şimdi bakıyorum cidal. Hangi vezinde? Fial vezinde. Arkadaşlar cadele. Yücadilu mücadeleten. Birinci mastarı. Cidalen ikinci mastarı. Hangi baptan sizce bu? Bak tüm mazi, muzari, maslarını söyledim. Câdele, yücadilu, mücadeleten, cidalen. Hangi bab bu? Mufale. Müfale. Mufale babı. Peki ben emrini nereden yapacağım? Tücadilu'dan. Tücadilu. E, muzara tarzına attım, okunuyor. Sonunu cezmettim, cadil. Bakıyorum, Adana'yı eledim. Bursa'yı eledim. Denizli'yi eledim. Ceyhan ve Edirne kaldı. Cadir. Tera beta yetera betu terabut. Ne babından? Efe'ul babından. Peki. Tete ra betu Emri buradan yapıyordum. Muzara tarifini attım. Efendim tera bet oldu arkadaşlar. Tera Peki. Bakıyorum. Cadil terabet. Evet. Yine ikişik devam ediyorum. İttifak. ittifaka mazisi yettefiku muzarisi ittifak masları. Peki ben nereden yapacağım? Tettefikudan yapacağım. Tet tefiku. Muzara tarifini attım. Efendim ne yapacağız? başına bir hemze getireceğiz. Sonunu cezimleyeceğiz. İttefik oldu. İttefik. C'ye bakıyorum. İttefik. A'ya bakıyorum. Başka bir şey. Okumaya bile gerek yok. Cevabımız Ceyhan. Tekrar ediyorum. Cadele mazisi. Yücadilu muzarisi. Mücadeleten cidalen masları. Hangi babdan? Mufale babından. Cadil emri terabeta mazisi yeterabetu muzarisi terabut mastarı tefaül babından emri terabet ittefaka mazisi yettefiku muzarisi ittifakan mastarı iftial babından ittefik emri yani babları arkadaşlar öyle veya böyle Arapça ile ilgilenen herkes iyi bir temel atmak istiyorsa sınavları geçmek istiyorsa, bu işten ekmek yemek istiyorsa kesinlikle bablar hayatı önem taşıyor değerli arkadaşlar. Evet. Geldik 31. sorumuza. İhteril i'rab es sahiha lil kelimati lati tahtaha khat fi'n tali. Aşağıda gelen metinde altı çizili kelimelerin doğru irabını seç. Li kulli ümmetin. Her <laughs> ümmetin vardır likulli ümmetin şahsiyyatun şahsiyetleri, kişileri vardır. Arkadaşlar müptedam nekra. Haberim şibih cümle olursa mübteda ile haber ne yapar? Yer değiştirir. O zaman likulli'nin altını çizmiş. Likulli burada nedir? Öne geçen haber. Haberi mi? Haber. Şıklara bakıyorum. Sıfat demiş. Eledim. Adana'yı eledim. Müpteda demiş. Gitti. Müpteda demiş. Gitti. Ne kaldı elimde? Bursa'yla Denizli kaldı. Yoluma devam ediyorum. Peki. Nekra'dan sonuna gelen her cümle neydi? Sıfattı. tezze ya'tezzu, i'tizaz. Ne demek? Onur duymak demek. Onur duymak. Tamam. Peki ta'tazzu ve teftahiru iftahara iftahiru iftihar oğlum seninle iftihar ediyorum diyor yani iftihar ediyorum ne demek övünüyorum her ümmetin her milletin biha bak şurayı da yapalım biha kendisiyle onur gurur duyduğu övündüğü şahsiyetleri vardır hadihi <laughs> şahsiyatu bu şahıslar arkadaşlar şahsiyat gayri akil olduğu için onun müşavir Onun ismi işareti ne geldi? Müfret müennes geldi. Peki hadihi mübdeda mahallen merfu o ref alameti nerede ortaya çıktı? Muşarun lehde. dediği için fiilde ne gelecek? Müfret müennes. Tecme'u. Bu şahsiyetler toplar. Neyi toplar? Neyi toplar? El-hisale. Bak neyi sorusunu sordum. Yani hısalenin ben manasını bilmeme gerek yok. Neyi sorusunun cevabı olduğu için nedir bu? Meful. Meful. Evet. Ha bu arada teatezzü'yü söylemedik. Teatezzü nekradan sonra geldiği için ne olurdu? Sıfat olurdu. Zaten diğerinde mükteda demiş. Peki sıfatsa diğeri de nedir? Mefulün bihtir. Kısal hasletünün Çoğul arkadaşlar, huy demek, özellik demek, karakter demek yani. El-hamidete, övülmüş, methedilmiş e, huyları toplar. vel ahlakal nebilete, nebil de yüce demek. Yani yüce ahlakı ve övülmüş özellikleri bu şahsiyetler kendilerinde toplar. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yoksa geçeceğim arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Peki. Geldik 32. sorumuza. İmle il feraga bismi aletin münasibin. Boşluğu doldur. Ne ile? Uygun bir ismi aletle. O zaman sorumuz ne sorusu bizim? İsmi alet sorusu. Ne <laughs> da'u? Koyarız. El <laughs> at'imete. Yemekleri koyarız. Nereye? Nereye koyarız yemekleri? Keyla ması için. Maması için. Keyla tefside. Bozulmaması için. Yemekleri bozulmaması için nereye koyarız arkadaşlar? Buzdolabı. Çok Buzdolabı. güzel. Bakıyoruz şıklara. Essellace Buzdolabı. dursun. Essellace Buzdolabı. dursun. O zaman Bursa'yı mevkit demiş ocak, fırın demiş ocak. Bunları eledim. Bak tek şıkta, tek yani boşlukta beş şıktan üçünü eledim. Peki ve ne kulu atta'ame? Yemeği yeriz. Bi ile. Ne ile? Bil Evet, milagati. Arkadaşlar şurada başka bir şey yazmış bak. Ayınla lamın yerini değiştirmiş. Mi'alaka demiş. Evet, mi'alaka mı, mil'aka mı? Arkadaşlar, hangisi? Ya da bu kelime ne demek? Mil'aka, kaşık demektir. Çok güzel, kaşık demek. O zaman Adana'yı eledik. Yemekleri bozulmaması için buzdolabına, buzdolabına, koyarız. Yemeği de kaşıkla yeriz. Peki son şıkkım ne olacak o zaman benim? Gassale. Ve ne gısilu? Yıkarız. Faili tahtla müştetir. Nahnu. <laughs> Neyi? El <laughs> etbaqa. O zaman el <laughs> etbaqa ne burada? Neyi sorusunun cevabı? Meful. <laughs> Meful. Mef mef çok, çok güzel. Nerede yıkarız? fil gassaleti. Çamaşır makinesinde. Çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Tellace, buzdolabı, mil'aka, kaşık, gassale, çamaşır makinesi. Geldik 33. ne demek hocam? Efendim? E, Edbak ne demekti? Taba, tabağın cemisi abla. Şöyle yazalım. Tabakun çoğulu etbak. Tabak Tabaklarda. Hocam. Buyurun. Burada çamaşır makinesi bulaşık yıkamak için mi deniyor? Efendim? Çamaşır makinesi demiş ya, hocam son boşluğa. Bu evet. bulaşık için bulaşık makinesi değil mi? Bulaşık makinesi. Ben ne dedim? He, tamamdır hocam ben karıştırdım. Yok ben, ben çamaşır mı dedim? Ben öyle anladım hocam ya. Yok çamaşır dediysem yani dikkatsizliğimden söylemişimdir. Tabii ki bulaşık makinesi yani. Yani kasıla deyince bulaşık makinesi de çamaşır makinesi de anlaşılabilir yani. Ama burada bu metne göre tabii ki bulaşık makinesi. Eğer ben çamaşır dediysem sehven yanlışlıkla söylemişimdir yani. Tamam? Tamamdır hocam. Peki. Geldik 33'e imle il feragat taliye gelen boşluğu doldur. El validatü. analar. Analar bi evladihinne evlatlarını fi kullil eid. Her bayramda. Şimdi şıklara bakıyorum. ittasale, yettasilu ittisal Bir harfi cer ile kullanıldığında aramak demek arkadaşlar. Peki el validat cemi müennes olduğu için cemi müennes. Benim fiilimde ne gelecek? Cemi müennes Rahibe gelecek. Şimdi Yettasilu. Bunun muzarisini bir arkadaşımız çeksin. Ben dur deyince dursun. Evet, kim çekmek ister? Çekeyim hocam. Buyurun. Yetteselu, yetteselani, yettesulune, tetteselu, tetteselani. Abla bir saniye. Yettesile değil bak. Başına nasbedatı Yettesulu, yettisilani, yettesulune. Yettesulu, tettisilani, yettesulne. Evet, tamam. Yettesul. Yettesulne. Evet. Birkaç hareke hatası yaptık. Onu da acele ettiğimiz için. Yettesulu, yettisilani, yettesulune. Tetesilu, tettisilani, yettesilne. Evet. Teşekkür ederim. O zaman cevabımız nedir değerli arkadaşlar? kunne çekimi Ah hocam. Adana. Tette silaya bakıyorum. Bu madde olabilir, entüma da olabilir. Tettasilne entünne tettasilu hiye veya ente yettasilu da bu ve arkadaşlar. Tamam? Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? Adana'dır. Anneler her bayramda çocuklarını arıyorlar. Veya ararlar. İhterit tekmiletes sahihate fil cümelit taliyeti. Gelen cümlelerde doğru tamamlayıcıyı seç. Yine metin okutuyor bize. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani bu soru Bankası'nı hazırlayan hocamızdan Allah razı olsun. Ben kendisini e, tanımıyorum. Ama e, ismini duydum. Youtube kanalı da var. Çok da güzel ders anlatıyor. Mahmut Sami Kanbaş hocamız. E ee, bu Marmara Üniversitesi'nde zannediyorum öğretim görevlisi kendisi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde. Ee, ben sadece bir e, numarasını almıştım. Bizim kütüphaneye bu kitaplarını göndermişti sağ olsun. Ama çok güzel bir kitap hazırlanmış Neden? Çünkü soru çözerken aslında bize metin de okutturuyor. Farkında olmadan 3 cümlelik, 4 cümlelik şey pardon satırlık bazen 6 7 8 satırlık eee cümleler okutarak Aslında bize yani soru bankası hazırlamış ama çaktırmadan bize hem sar hem nahir hem de metini alıştırıyor bize ya bilmiyorum bu hocamızı e, şahsen tanıyan var mı yani şeyden Marmara Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlardan Evet hocam tanıyoruz yani çok kıymetini bilin yani çok kaliteli bir hocamız İnşallah fırsat bulursanız vursa, da bizim selamlarımızı, hürmetlerimizi iletin. Allah razı olsun yani. Ben gerçekten e, çok hoşuma gitti yani bu kitap. Hayır. Yani de, yani de dediğime katılıyorsunuz değil mi? Yani soru bankasının içinde adam şey yapmış yani. Metinleri yerleştirmiş. Dolayısıyla e, metin de okuyoruz aslında. Sadece soru çözüm dersi yapmıyoruz yani. Yani fark ettiniz değil mi bunu? Evet hocam. Allah razı olsun. Çok güzel bir çalışma yaptı. Gadibe. Gadibe ya bu. Kime kızdığını aladan sonra alır. Gadibel müderrisu. Öğretmen kızdı. Alet Öğrencilere. Ve nokta nokta ileyhim. Nokta nokta ileyhim. Şimdi bakıyoruz şıklara. Lem yeltefit demiş. Lem yeltefit. Evet. Yani onlardan yüzünü döndü. Yani bir insan bir insana kızınca ne yapar? Yüzünü başka tarafa döner değil mi? Gözünüzü önüne getirin böyle. Len yeltefite. Yüzünü döndürmeyecek onlara. Lem yeltefit. Key yeltefite. Bu da çok mantıklı durmuyor. Li yeltefit. Döndürsün. Evet. Hangisi sizce arkadaşlar? Lem yeltefit. Evet, lem arkadaşlar. Lem yeltefit. Yani iltefete, yeltefitu, iltifat. Türkçe'de iltifat etmek diyoruz. İltifat kime karşı edilir? Adamın yüzüne edilir yani. Lem yeltefit de tam tersi. Yüzünü çevirdi yani. İltifat etmedi. Onlardan yüzünü çevirdi. O zaman Bursa'yı, Denizli'yi, Edirne'yi eledim arkadaşlar. Len yeltefite, yüzünü döndürmeyecek tey yeltefite yüzünü döndürmesi için li yeltefit yüzünü döndürsün iltifat etsin yani bunları eledik te bunun üzerine vaadu söz verdiler kime? el müderrise. söz veren kim? şuradaki vav kime gidiyor? kime gidiyor? öğrencilere çok evet. güzel Öğrenciler söz verdiler. Neyi söz verdikleri bir harficerinden sonra gelir. Va'de gördünüz mü? İlerisinde mutlaka bir vardır. Bir ennehum. Evet. Neyi söz vermişler? Bir ennehum. Onların lem yuhmilu İhmal etmeyecekleri. Len yuhmilu Evet. Hangisi sizce arkadaşlar? Lem yuhmilu ihmal etmediler len yuhmilu ihmal etmeyeceklerini söz verdiler. Hangi sizce? İhmal etmeyecek. Kesinlikle len arkadaşlar. Len yuhmilu vacibatihim. Ödevlerini ihmal etmeyeceklerine dair söz verdiler. Dairi ben ekledim. Peki son şıkkımızı da yerine koyalım. Bakalım oturacak mı? Hatta yencehu. Ne için? hatta yencahu. Nasıl mana vereceğim bu burada? Fi durusihim. Hatta ne manası veriyordum? Başarıları başarılı olana kadar gibi mi? İçindeyim mi hocam burada? Şimdi, şimdi hatta abla ismin başına gelirse e kadar diyebilirsin. Mesela u'bud ibadet et rabbeke rabbine hattel mevti. Ölünceye kadar. Ama fiilin başına gelirse abla buradaki gibi bu sefer e kadar değil de için manası vereceğiz hatta key likey fiil muzari'nin başına geldiğinde için manası veriyor. hatta yencehu fi durusihim derslerinde başarılı olmaları için ödevlerini ihmal etmeyeceklerine dair öğretmenlerine söz verdiler öğretmen öğrencilerine kızdı onlardan yüz çevirdi onlara iltifat etmedi öğrenciler de Öğretmenlerine. Te, hemen ardından demek. Öğrenciler de bu durumun üzerine efendim derslerinde başarılı olmak için ödevlerini ihmal etmeyeceklerine dair öğretmenlerine ne yaptılar? Söz verdiler. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Lem yuhmilu. Lem cezmeden edat. Meczum fiili muzari. Meczum fiili muzari de cezm alameti ararım ehmele yuhmilu ihmalen ifal babı len gelmeden lem gelmeden yuhmilune idi lem gelince ne oldu nun düştü o zaman benim buradaki ya da len gelince nun düştü len nasb benim burada nasb alametim ne nunun hasfe yencahune idi Hatta gelince nun düştü. Hatta da nas bedatıysa len gibi. Buradaki nas de tıpkı Yuhmilu'da olduğu gibi nedir? Nunun hasfi. Peki lem yelte fit dedim. Fit. Lem cezmedatı bedaati. Cezm bedaatiysa alamet arayacağım. Cezm alameti nedir? Tükün. Tükün. Tükündür. Lem yelte fitte cezm alametim tükün len yehmil yuhmilu ve hatta yencehuda da nasb alametlerin nunun hasfi değerli arkadaşlar. Gelelim 35. sorumuza. İhteri tekmilete sahihate lil feragi bil cümeli taliyeti. Gelen cümlelerdeki boşluklara doğru boşluklar için doğru tamamlayıcıyı seç. 35. soru. Kânet idi. Kânet idi. Emâmehum onların önünde vardı. Emâmehum kânenin neyi? Öne geçmiş haberi. O zaman boşluğa ne gelecek arkadaşlar? Kânenin ismi. İsmi. Peki bakıyorum şıklara. Kâne ismini ref ederdi. Suvaran demiş. Arkadaşlar, bunları eleyelim mi? Ne dersiniz? Çünkü Kâne'nin ismi nasb değil, ref olur. Bunları eledim değerli arkadaşlar. Ne kaldı elimde? Bursa, Ceyhan ve Edirne kaldı. Onların önünde Suverun, Suretun, Suverun Arkadaşlar bu normalde resim demek. Normalde resim demek. Ama burada örnekler diye çevirebiliriz. Örnekler. Nereden örnekler vardı? Min ahlakir rasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle parantez içinde sad gördüğünüz zaman bu sallallahu aleyhi ve sellem demek. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ahlakından örnekler vardı. Resimler değil. Peki. Şimdi geliyoruz ikinci cümlemize. E'teqidu. E'teqidu ben inanıyorum demek. E'teqidu inanıyorum. En en isminin nas, haberini ne ederdi? Raf. Yalnız haberi öne geçmiş ben. Lil insani. İnsanın şöyle olduğuna inanıyorum. O zaman bu boşluğa ne gelecek? Bir insani haberi ise boşluğa ne gelecek? Ennenin neyi gelecek? İsmi. 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 Nasıl olacak? Şimdi A'ya bakıyorum. Şey pardon B'ye bakıyorum. Müşkilatin demiş. C'ye bakıyorum. Müşkilaten demiş. Konu A'atla bitenler. Fet alır mıydı arkadaşlar? Almazlar. Almazlar. Aynı sebepten dolayı Edirne'yi deledi. O zaman cevabım Bursa. Hocam iki tane daha şey var. O zaman sen bunları götür buraya yaz. Sıdkun. Diğeri ne? Yüşrifune. Şimdi bunları kontrol edeceğiz burada. İnsanın torunlarının olduğuna inanıyorum. İnsanın lin insani, insanın vardır, müşkilatin sorunları vardır. Şimdi bunu en ne yapınca ne oldu? İnsanın sorunları olduğuna inanıyorum. Bu şekilde çevirdik. İkinci cümlemiz de bu. İnne. Arkadaşlar. İnne. Ma yekuluhu. Bu ma şey demek. Yekuluhu söylüyor. Hu onu. racul. Onu bu adam söylüyor demek. E, ma olunca ne oldu? Bu adamın söylediği şey. Evet nedir? Burası innenin ismi. Mahallen mansup. İnnenin haberi ne olurdu? Merfu. O zaman sıdkun. Bu adamın söylediği şey sıdkun doğrudur. Arkadaşlar. Zaten şıkkımızda da sıdkun demiş bak. Dördüncü cümlemiz. Burayı nasıl okuyacağız? Kâne dubbatu. Kâne dubbatu. Fu'al vezninde. Arkadaşlar zabıt kelimesi. Zabıta diyoruz ya. Yani aslında onun Arapçası dabıt. Dabıt kelimesinin çoğulu dubbat. Kâne'den sonra gelince ne oldu? Kâne dubbatu. Kâne'nin bu neyi? İsmi. İsmini raf etmiş. Zabıtalar idi. Neydi? Yüşrifûne alâ. Arkadaşlar eşrafe, yüşrifu işrafen alayla kullanıldığı zaman efendim yönetiyorlar ha bu arada zabıtalar demeyelim yani zabıta manası da var da subaylar diyelim subaylar subaylar yönetiyorlardı kâne artı fiil muzari olunca yordu diye çeviriyorum kâne artı fiil-i muzari kâne yüşrifune yönetiyorlardı neyi alel ameliyetil askeriyeti askeri operasyonu yönetiyorlardı. Subaylar askeri operasyonu yönetiyorlardı. Evet, var mı anlaşılmayan bir yer? Değerli arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Yok hocam. Evet, varsa Yok hocam. sorun. Geldik 36'ya. İhtiril <laughs> mesadira. Alel ebvabilleti beynel kavseyni minel kelimat parantez arasındaki kelimelerden e, bablara göre mastarları seç diyor feraka demiş şimdi bunu tefaül babına aktaracağız aktardık teferraka mazisi yeteferraku muzarisi teferruk ne arkadaşlar teferruk evet siz söyleyin teferruk mastarı Şimdi Bursa'yı eledim. Ceyhan'ı eledim. Adana, Denizli, Edirne ile yoluma devam ediyorum. Nefak. Fa'ale demiş. Nafaka. Yunafiku. Münafakaten. Bir masları daha vardı. Evet. Fi'al vezninde. Nifak. Nifak. Hani zaten Türkçeleşmiş. Nifak diyoruz ya nifak. Bunun ismi fail de münafık geliyor. Münafık. Nâfaka. Yunafiku. Münafakaten nifakan. Şimdi Adana'ya bakıyorum. Münafakaten mümkün. Denizli'ye bakıyorum. Nifak demiş. Bu da mümkün. Çünkü üçüncü masları da bu. Nifakan veya nifakan Edirne'ye bakıyorum. Bu da mümkün. Üçü de olabilir. Yani Mufalevab'ın üç mastarı var. Münafakaten en çok kullanılanı. Nifakan ikincisi. Nifakan üçüncüsü. O zaman diğerine bakacağım. Hamura. Bunu ifalle vezni aktardım. İhmarra oldu. kıp Kırmızı oldu. İhmarru. muzarisi İhmirar mastarı. Bakıyorum aya Eledim. D'ye bakıyorum. İhmirar demiş. Eledim. Şu ya olmamalıydı. O zaman cevabım ne? İhmirar. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Teferraka mazisi. Yeteferraku muzarisi. Teferruk mastarı. Nâfaka mazisi. Yunafiku muzarisi. Münâfakaten. Nifakan. Nifakan mastarı. Burada kaçıncı mastarını sormuş? Nifakun İkinci maslarına. İhmarra mazisi. Yahmarru muzarisi. İhmirarun neyi? Masları. Peki hangi bablar bunlar? Tefe'ul babı. Mufa'ale babı. Diğeri de if'ilal babı arkadaşlar. Yani babları kesinlikle bilmemiz lazım arkadaşlar. Yani tekrar tekrar söylüyorum ama kusura bakmayın. Çünkü çok önemli. Yani bunları bilmeden ne metin okuyabiliriz, ne hareketsiz metinleri okuyabiliriz, ne fiili, faili tespit edebiliriz. Hiçbir şey olmaz. Tıg. Ef'alel emri. Fiillerin emrini ne yapıyor? Tıg. Çek demek yani. Minel kelimatilleti beynel kavseyni. Parantez içindeki kelimelerden emirlerin fiillerini efendim ne yap? çek. Sığala. Fiillerin emirlerini. Arrafe yu'arrifu. Yu'arrifu. İnserafe yenserifu. Tekabele yetekabelu. Hadi emir yapalım. Yu'arrifudan mı yapacağım? Tu'arrifudan mı? Tu'arrifudan. Peki. Tuarrifu. Yazalım hemen. Erinmeyelim. Muzara tarifini attık. Arrifu. Bir daha hemce getirmeme gerek var mı? Hayır okunuyor. Sonunu cezmettik. Arrif. Bakıyorum. Bursa'yı eledim. Ceyhan'ı eledim. Denizli'yi eledim. Adana ve Edirne kaldı. İnsarafe yensarifu. Tensarifu. Muzara tarifini attım. Okunuyor mu? Cezim Okunuyor mu arkadaşlar? Okunmuyor. Hemze getireceğim. Okunmuyor. Hemze getireceğim. İn sari. cezmettim. Zaten Adana ve Edirne kalmıştı. Sarrif demiş. Eledim. O zaman bu da ne oldu? İn sari. Di diğeri de tekabel olur o zaman. Tekabel. Ama yapalım biz. Te Tetekabelu. E, Muzarif tarifini attım, okunuyor. Tekabelu. Sonunu cezmettim. Tekabel. Evet. Arrafe mazisi. Yuarifu muzarisi. Arrif emri. Hangi bab? Tef'il babı. İnsarafe mazisi. Yensarifu muzarisi. İnsarif emri. Ne babı? İnfial babı. Tekabele mazisi. Yetekabelu muzarisi. Tekabel emri. Bu ne babı? Hangi baptan bu? Bunu da siz söyleyin. Hangi baptan? Musa'yla mi? Yok. O kabele Te yok abi. Tefaül mü? Tefaül babı hocam. Evet tefaül babı. Kim söyledi? Sena hocam. Aferin Sena. Tefaül babı. Evet. Aslında e, şey buna benziyor. Mufale babı benziyor. Yani mesela kabele yuqabilu, kabele yuqabilu bu mufale babı. Tekabele yetekabelu bu da tefaül babı. Yani mufale babı ile tefaül babı arasında ne fark var e, Gamze? Sadece başına bir tane T getiriyoruz ablacığım. Tamam. Tamam hocam. Mesela katele tekatele oluyor. Katele tekatele. Çünkü katele bir harf geliyor. Tekatele iki harf geliyor. Geldik 38. sorumuza. İhteril cümletel mutekaribete fil ma'ne lil cümletil atiyeti. Atiye gelecek demek. Gelecek cümle için manada yakın olan Mücahabe yakın olan cümleyi seç diyor. Yakın olan cümleyi seçeceğiz. Yeći bu. Bu ne kalıbıydı? Yeći bu en. Gerek ebilmek Yok. O yeterlilik de abla. Hı. Bu ilk söylediğiniz. Gereklilik. Yani mesiması gerekir. Mesiması lazım. Yeći bu en. Tuhlisan ehlasa yuhlisu ihlas en tuhlisa fi amelik amelike işinde samimi olman gerekir işinde samimi olman gerekir Şimdi bu cümleye en yakın mana yönünden en yakın cümleyi bulacağız Adana'ya bakıyorum la yecibu gerekmez el ihlasu samimiyet gerekmez fi amelike İşinde samimiyet gerekmez. E burada diyor ki, işinde samimi olman gerekir diyor. Burada diyor ki, işinde samimiyet gerekmez diyor. E sizce bu yakın mı? Hayır tam tersi. Tam tersi. La tuhlis nehi hazır, fi amelik. İşinde samimi olma diyor. Tughlisu, samimi oluyorsun fi amelike. İşinde samimi oluyorsun diyor. Değil. D şıkkı dursun. Lem tuhlis. Samimi olmadı. Fi amelike. İşinde samimi olmadı. Peki geldik Denizli'ye. Li tuhlis. Samimi olasın demek. Fi amelike. İşinde samimi olasın. Evet. Dolayısıyla diğerleri olmayacağına göre işinde samimi olman gerekire. En yakın cümle ney? İşinde samimi olasın. Burada bir temenni var. Litoklis. Emri gay. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet hocam. Tamam. Anlaşıldı hocam. Peki. Anlaşıldı. Şimdi burada Değerli arkadaşlar, ara verelim. 19'a kadar. Bir 9 dakika ara verelim. 19'da 39. sorudan devam edelim inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.